İslam, Müslümanlığı ve Hristiyanlığı kabul etmiyor. Neden? Yahudi doğuluyor. Yahudi olunan bir şey değil. Genetik ve kanın farkında var. Ve bu sistemi bizim öğrenmemizi istemiyorlar. Onlar hala bunlarla iletişimdeler. Ya bu gençleri böyle avucuna alabiliyor mu? Alıyor. Ve çok hızlı bir şekilde de almaya devam ediyor. O iletişimler komplo teorisi diye itibar etmesin. Semavi dinlerin içini boşaltıyor. İnsanlara çok kötü. Yani bugün kafa kesenlerin Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Hazreti İbrahim'e kadar birçok nokta var ama ortak. Fakat Hazreti İsmail ve Hazreti İzak işte bu reptil soylarının hep öykündüğü o asil kanlıyız biz başkayız dediği yer buraya dayanıyor. Oradaki müdahaleye dayanıyor. Ve bu dünya dışı bir müdahale. Tabii ki her şey Allah'ın kontrolünde. Ama Allah her şeyi kendisi bizzat yapmıyor. Yaptırıyor. İşte bunu yapanlar Allah değil. Buradaki ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Ve bundan sonra da bu soylar sürekli bu bilgiyi taşıyan ve kendi aile evlilikleriyle bu genetin saflığını koruyorlar. İşte kraliçe kral olmasının sebebi diyor ki biz buna biliyoruz. Bile bile bu geni kaliteli halde tuttuk. Gen dışı evlilik yapmadık, melezlenmedik. O yüzden diyor, siz bilmediğiniz için sürekli melezlendiniz. Sizin kanınız, geniniz bozuk diyor. Benimki daha saf diyor. Şimdi onlar buna tutunuyor. Ama şöyle bir olay var. Tamam, farklı bir genetik şey oluşturabilirsiniz. Yani sürekli melezlendiğin zaman genetiğin değişiyor. Onlar o genetiğin orijinaline sadık kalarak evet bir fark yaratmış olabilirler mi? Tamam, olabilirler. Ama onlar genetiği ön planda tutuyor. Bu Tevrat kısmındaki Yahudilere verilmiş hep şeyler var. Anlatılıyor bu bütün semavi kitaplarda. Ne diyor? İsrailoğluna şöyle yaptık, İsrailoğluna böyle yaptık. Hep size diyor, şey tanıdık diyor. Ayrıcalık tanıdık diyor. Ama nereye kadar? Hazreti İsa ile bu iş sona eriyor. Bakın artık diyor ki kan ve gen önemini yitirmiştir. Birbirine karışmıştır. Siz bu sistemi bozdunuz artık. Hani hangi kandan genden olduğun önemli değil. İyi insan olup olmadığın. Frekansın önemlidir diyor. Her insan kendi elektromanyetik ve enerjetik frekansına göre yargılanacak. Artık kimse kimseden üstün değil diyor. En sonunda da Hazreti Muhammed evet İslam ve Müslümanlıkla bunu son noktasına getiriyor. İşte Yahudiler bu yüzden hiçbir zaman yani İslam, Müslümanlığı ve Hristiyanlığı kabul etmiyor. Neden? Yahudi doğuluyor. Yahudi olunan bir şey değil. Yahudi aslında bir soy demek. Anneden geçen bir gen demek. Bakın Yahudilik de böyle. Kraliyet aileleri de böyle. Hepsi gene dayalı. Ama Müslümanlık gene dayalı değil. O tüm dünyayı bu yüzden kapsıyor. En son din olmasının önemi ve güzelliği burada. Diyor ki Yahudi de olsan, ateist olsan, satanist olsan, Japon musun, nerelisin, Türk müsün, Kürt müsün fark etmez. Bu kurallar herkes için geçerli. İyi insan olun, frekansını, sevgi ve ışığınızı yükseltin diyor. Bunun için de kullanma kılavuzu veriyor. Herkese açık. Sadece bir zümreye değil. Ama bunlar tek bir zümreden geliyor ve bunların bağlı olduğu dünya dışı genetik ve kanın farkında var. Ve bu sistemi bizim öğrenmemizi istemiyorlar. Onlar hala bunlarla iletişimdeler. Hiçbir zaman bu iletişim kopmadı. Ne oldu? Tapınakçılara bakın. Onlar da bekçileri, tapınak şövalyeleri de mavi kanın bekçileriydi değil mi? Şimdi bakıyorsunuz bunlara, yaptıkları ritüellere. Güzel Filip biliyorsunuz bunları 13. Cuma'da yeter artık diyor. Sapkın hainler yapıyor, satanist hainler yapılıyor. Ve artık krala posta koyuyorlar bunlar. Çünkü devletten çok paraları oluyor. Ve
Bunlara işte işkenceyle işte şey yapıyorlar, ele geçiriyorlar, konuşturuyorlar. İşkence sırasında bütün hepsi işte biz diyor İncil'lere hakaret ederdik diyor filan. Yani Allah'a inanmıyoruzdur biz diyor. Satanik şeyler yapıyoruz diyor. Hepsini bir şey yapıyorlar, itiraf ediyorlar. Kime taptıklarını. Ama şimdi bakıyorsunuz yani ülkemizde de dünyada da sanki tapınakçılar dünyayı koruyor. Onlar olmasa başımıza her türlü kötülük gelecekmiş gibi davranıyorlar. Bu kadar kötülüğü başımıza saran kimler? Ben onlara sormak istiyorum. Baktığınız zaman yani işler bize tam tersi gösteriliyor. Kimse şimdi görüyorum ben, o kadar da bu böyle hak özgürlük gibi anlatılıyor ama Hakan Yedican'ın YouTube kanalına bakın sevgili dostlar. Instagram sayfasına bakın. İşte benim mesela hani şunun için örnekliyorum. Videoyu görmüşsünüzdür. Bir kanal var. İşte orada iki tane genç diyor ki nereden geldin? Cehennemden. İnandığı kişi işte şeytan. Evet. Ve yüz binlerce, milyonlarca kişi izliyor ve abone sayısına bakın. Yani hani üç kişi olsa da bizim söylediklerimizi dinleyen çok kıymetlidir ama hakikaten itibar gören alan, o kadar da Hakan Hoca'nın anlattığı alan ki alenen bence cehennemden geldim. İşte şeytana tövbe haşa, Allah muhafaza, şeytana uyuyorum, şeytana inanıyorum. Ya, o kadar normalleşmeye başladı ki bu. O zaman amacına ulaşıyor mu bunlar? Ya bu gençleri böyle avcuna alabiliyor mu? Alıyor. Ve çok hızlı bir şekilde de almaya devam ediyor. Yetişkinler komplo teorisi diye itibar etmesin, çocuklarını eğitmesin. Çocuklar da böyle cehennemden geldim, şeytana tapıyorum diye gezmeye başlasın ortalıkta. Zebaniyiz diyor ya. Taç çakradan. Orada şeydi. Ve çok önemli bir şey söylüyor. Çok önemli. Çok yakında diyor. Siz bize inanmıyorsunuz, dalga geliyorsunuz gücüm. Ama çok yakında diyor. Bütün dünyayı ele geçireceğiz diyor. Kana bulacağız diyor. Yani bildikleri, inandıkları şeylere bakar mısınız? Dünyayı ele geçirmekten bahsediyorlar. Ve şöyle bir şey. Bakın, Allah'a inanan herkes şeytana da inanır. O yüzden Allah'a inancı bunlar kesmek istiyor. Neden? Allah'la olan bağını kesecek. Şeytana inandırmayacak ki, şeytanın en büyük hilesi kendi varlığının olmadığına inandırmaktır. Çünkü siz şeytanın varlığına inanmadığınız zaman meydanı şeytana boş bırakırsınız. İstediği gibi hareket etme özgürlüğü o alanda ona kalır. İşte tam istediği şey odur. Ama şeytana inanan Allah'a da, yani daha doğrusu her şeytana inanan Allah'a inanmıyor. Çünkü şeytana inanıp ona tapanlar var. Şirk koşanlar var. Ama şuna kesinlikle herkes inanma vaktidir ki ister satanik olun, İster ateist olun, ister semavi dinlerden, Yahudi, Müslüman hiç fark etmiyor. Kesinlikle şeytan diye bir varlık var. En ufak şüphe duymuyorum. Ve bunun tüm din ve mitolojilerde geçen karşılıkları var. Sümerlerdeki karşılığı var. Ve bu dünya dışı bir varlık. Ve bunun yeni geldiği yer, ailesi, soyu sopu, her şeyi belli. Ve bu söylediklerim tamamen Kur'an'a uyan hakikatler. Lütfen bunları ayrı gayrı bilgilenmiş gibi düşünmesinler. Kur'an'daki verilmek istenen bilgilerin satır araları bu söylediklerim. Ona ters bir şey söylemiyor. Ve burada şeytan kendini o kadar güçlü, o kadar iyi gösteriyor ki artık. Çünkü semavi dinlerin içini boşaltıyor. İnsanlara çok kötü, yani bugün kafa kesenlerin Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Bakın çok yani. Yakında birkaç gün önce İran'da sadece türbanını yanlış bağladı diye polis tarafından katledilen maalesef bir 22 yaşında bir genç kadın var oldu yani. Şimdi bu Müslümanlık bu mu sizce? Bir terslik yok mu? Müslümanlık Kur'an-ı Kerim öldürmeyin demiyor mu? Bu nasıl Müslümanlık? Bakın tam tersi, yani biri öldürmeyin diyor ve sen hiçbir, yani belki çok iyi bir insandı. İyi ya da kötü kimi bağlar? Dinde zorlama yoktur diyor. Bunlar sopayla döve döve insan öldürüyor. Ve bunu İslamiyet, Kur'an-ı Kerim adı altında yapıyor. Evet, adı altında yapıyor. İslamiyet, Müslümanlık, iyilik, güzellik dinidir. Öldür demez, öldürme der. Yani Hazreti Muhammed'in, yani uyuyan kedi
uyandırmamak için kıyafetini kestiğini hiç baz almıyor mu bunlar? Yani bir kedi için bile, ki küçümseyerek söylemiyorum yani, o da çok önemlidir. Ki Hazreti Muhammed de bunun önemini bize yaptıkları sünnetleriyle zaten izah etmiştir yani. Şu geldiği cahiliye dönemi insanlarını da düşünecek olursak yaptıklarını, yaşam biçimlerini. İşte biz bu şekilde davranırsak ne oluyor? Bunları Müslümanlıkla özdeşleşerek bunlara mal verirsek ne oluyor? Gençler böyle dinlerden uzaklaşıyor. Peki sürüden ayrılanı kim kapar? Kurt kapar. Bu kadar basit. Kurt çok güzel kapıyor. Çünkü böyle İslam'a, Kur'an'a ters hareketlerden bizleri tiksindirerek, uzaklaştırarak ne yapacaksınız? Boşlukta kalan, denize düşen yılana, enkiye, şeytana sarılıyor. Bu kadar basit. Yani denize düşürmeyeceğiz kendimizi. İmanımızı kaybetmeyeceğiz. Kur'an'ımızı okuyacağız. Bakın Kur'an oku diye başlıyor. Ama Kur'an'ı oku diye başlamıyor. Bu söylediğim bütün bilgileri ancak okuyarak edinebilirsiniz. Sadece yarım saatlik videolarda bu iş olmaz. Bir saatte, iki saatte bu işleri hepsini anlatamayız. Bağlantılarını ve araştıracağınız şeyi ancak söyleyebiliyoruz bu kadar sürede. Bakın şimdi Hristiyanlık çıktı. Şimdi dikkat edin. Bundan önce ne vardı? Deizm. İslam'ı nasıl dejenere etmek istediler? Ve ettiler de belli bir şeyde, anlamda. Ilımlı İslam dediler. Bunu da bakın, onlar bize ılımlı ya, İslam'ın ılımlısı, sıcağı, soğuğu olur mu? Bir tane Allah var, bir tane Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa odur. Bunun ılımlısı, ılımsızı yoktur. Olmamalıdır. Ama ılımlı dediler. Ne yaptılar? Ya çok... Yahudilerle ilgili şöyle ayetler var. Bunlar ırkçılığa giriyor. İşte Yahudilerin işte Müslümanlarla arasını bozuyor. Bunları çıkartalım. Bakın. Bu ılımlı İslam mı? Yoksa Allah'ın kitabına hakaret mi? Şimdi burada ne oldu? Ilımlı İslam adı altında İslam'ın içi boşaltılmak istendi. Tuzak söylemle. Sureye Suud Araplar sureleri değiştirdi bu ılımlı İslam emirleriyle. Neden buna kimse sesini çıkarmıyor? Neden sesini çıkarmıyor? Bakın sureyi bunlar sesini... yani değil mi? Tefsirde mi oynama yaptılar? Aynen öyle. Onların istedikleri ayetleri çıkart, yani değiştirdiler. Kelimeleri çıkartıyor, anlamını değiştiriyor. Aslında şöyle demek istemiş falan filan diye. Bunları kim yapıyor? Deccal'in adamları yapıyor. Şimdi İslam'ı bu şekilde ılımlı sözde hale getirip şimdi ne yaptılar? Onu dengesizleştiriyor. Hristiyanlığı Vatikan dengesizleştirdi. İkisini birleştirdiler. Neden? Çünkü tek tek bunları çekmek yerine hepsini birleştirip çat diye fişini çektikleri zaman yepyeni bir din sistemi getirecekler. Ve bunda allem edip kallem edip evrenin ulu mimarı dedikleri Enki'ye taptıracaklar insanı. Enki iyi gösterecekler. Lucifer'in iyi olduğuna inanan milyon tane insan var yani. Şaşırıyorum. Ama Lucifer kötü değil ki. Lucifer ışığı getirdi, bilgi getirdi. Şeytana da aptal demiyor Kur'an-ı Kerim zaten. Evet. Yani baktığınız zaman yani dünyanın en büyük Sümeroloğu var, Samuel Noah Kramer. Enki hakkında kitap yazmış. Ne diyor? Kurnaz tilki Enki diyor. Şimdi o, okuyun işte, okuyun, alın kitap ismi. Ne yapalım, hangisini okuyun? Bunu okuyun. Sonra da alın Kur'an okuyun, bakalım örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Ondan sonra ezoterik cemiyetleri, sonra satanizmle ilgili iki tane de onların kitabını, bunlar neye tapıyor, ne yapmaya çalışıyor diye. İki tane de onları okuyun. Bakın ondan sonra etrafınızda o enerji çalışması diye size nasıl satanik eylemlere sokuyorlar. Birileri allayıp bullayıp size ışık, sevgi, kardeşlik adına kabala, Yahudilik kara büyüsü öğretiyor. Şimdi bunu iyiye de kullanırsın, kötüye de. Ama hani bunları bugüne kadar kötüye kullanmışlar. Hakan Hoca kanal açma meselesine de çok karşıdır arkadaşlar, sevgili dostlar. Yani çok tehlikeli, yani o kanalın nereden açıldığını bilmiyorsunuz diye çok ciddi bir uyarısı vardır. Daha önce izleyenler bilir. Bilen bana ispat etsin. Bakın söylüyorum.
O en baba işte bilmem ne hocamız var bilmem ne hocalar gördüm ben dünya çapında hocalar gördüm. Birazcık böyle işleri böyle kurcalayınca iş satanizme çıktı, şeytana çıktı, Lucifer'e çıktı. Şimdi tek tek söylemeyeyim kimsenin de moralini bozmayalım. Dikkat edin diyorum, dikkat. İspat edebilecekler mi? Ben şuraya açıyorum, işte şu meleği açıyor, en yüksek melekler. Yok Cebrail'e kapı açtım, Mikail'i çağırdım. Ondan sonra Serafim meleğine gittim. Hepsi iyi yere gidiyor, kötü yere giden yok. E sizi bu kadar kötüleştiren ne o zaman? Bu kadar yani sen her istediğinde Mikail'le temasa geçiyorsan senin o tıs dediğin zaman görünmez olman, ışınlanman lazım. 1000 sene yaşaman lazım. E hayatına bakıyorsun. Negatifliklerle dolu. Bu mu yani? Bu kadar melekle görüşüyorsunuz, bu kadar astrale çıkıyorsunuz, bu kadar boyutlar arası geziyorsunuz, geliyorsunuz. E öğrendiğiniz, yaptığınız şeylere bakın. Tutmuyor. Kelim mereme olsa başına sürer arkadaşlar. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Neden? Bu sistemlerin de içi boşaltılmış. Bakın ben kanal açamazsın demiyorum kimse. Açarsın. Ama her açılan kanal yarım saat bir mahalle arasında ders alıp ondan sonra kanal açma eğitimleri veriliyor. Olmaz sonra kapattım. Yani. Sonra bir de var kapattım kanalı. Ha, öyle kapattım deyince kapanmıyor işte. Evet. Ama sanki kapanacakmış gibi anlatıp sizi o tuzağa çekiyorlar. O kanalları açtırıyorlar. Sonra kapatamıyorsunuz. Musallattı. Hayatı yaşıyorsun. Işte, evet. Dilim varmadı da aslında biz yemekte konuşmuştuk Hakan Hoca'yla. Özellikle söylemişti bunu. Yani neye maruz kaldığınızın, neyin size musallat olduğunu bilemezsiniz diye. Ya böyle kapattım deyince kapanmıyor diye anlatmıştı. Yani o kadar kolaymış gibi anlatıyorlar ama bu iş o kadar kolay olmamalı. Ki neticede de benim bizzat gördüğüm, tanık olduğum yani olaylarda bu işlerin kolay kolay kapanmadığını ve gerçekten özüne inip araştırdığınız zaman da hep o ışık, kardeşlik, şu bilmem meditasyonu, şu bilmem kapısı, bu bilmem nesi dediğiniz şeylerin tamamen inlere, cinlere, ifritlere kendinizi kukla gibi ipinizi veriyorsunuz. Hocam o mavi kanlılar bu kanal açık dedik ya, o zaman bunlar hep böyle şey halinde, iletişim halinde bu kanallarla. Asıl onların kanalı açık o zaman. Sürekli haberleşme devam ediyorsa böyle. Haberleşme var. Bakın sonuç olarak Hazreti Muhammed de bir kanal vasıtasıyla Allah'tan bilgi almıyor. Allah kendisi mi getiriyor? Hayır. Cebrail meleği tarafından getirilmiyor mu? O da bir kanal değil mi sonuçta? Ha, kimisini görürsün getirir, kimisi telepatik olarak getirebilir.